Yine bir muhasebe programıyla karşınızdayım. Programımızı açınca ön tarafta bekleyenler kısmını görüyoruz. Durumları yani bekliyorlar şu an. Sol üst taraftan müşteri ekle kısmını göstereceğim ilk başta. Müşteri ekliyoruz. Müşteri eklemek için adımızı girmek zorundayız. Örnek veriyorum. Örnek olarak bir ad gireceğim. Ahmet Yalçın. Adresini ister yazarsınız ister yazmazsınız. Telefonun da öyle, mail adresinin de öyle. Ben mail adresi yazayım mesela. Ürün ekle butonumuz şu an kapalı. Şu an müşteri eklemediğimiz için müşteriye ürün ekleyemiyoruz. Ekle yapıyorum. Sonra ürün ekle butonum açılıyor. Müşteri ekledikten sonra. Ürün ekle diyorum. Ürün ekle kısmında ürünümüz var. Ürünümüzün adını giriyoruz. Mesela ne verelim? Sehpa. Adedimiz 5 girelim. Tutarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta 0 yazıyor. 0 yazmasının nedeni adetle tutarı otomatikmen çarpıp toplam tutarı buluyor. Toplam tutarda oynama yapmanıza izin vermiyor. Örnek veriyorum. Tutarı ne olsun? Sehpanın tanesi 50 TL olsun. Yazdık 5 kere 50, 250 sonucunu buldu. Peki yaptığımız işte önceden alınan tutarı giriyoruz buraya. Yani işi yapmaya başladığımızda mesela yarısını önce yarışını iş bitince veya adam belli bir miktarını borç yapmış olabilir. Buraya 200 diye gireceğim. Sonra ekle dedim. Eklendi. Sonra kapatıyorum. Ve hatta kapatmadan size şunu da göstereyim. Eğer siz büyük bir iş yapıyorsanız ya da hani küçük işler yapmıyorsanız mesela ben bunu mobilya imalatçıları ve bu işleri yapan kişiler için yaptım aslında ama diğerleri de kullanabilirler. Hani mobilya için genellikle mobilyalarda çekte geçiyor. Hemen çeke bastığımızda alınan tarih vadesine mesela basıyoruz. Alınan tarih bugün zaten. Vadesine basıyoruz. Vadesi diyelim şu yukarıda Ağustos 2018'e tıklarsam şöylesi aylar çıkıyor. O ay içerisinde ise buradan mesela Aralık'taysa Aralık'ı seçip gününü seçebiliriz. Ya da hemen bir sağa gelip 2019'a gelip 2019'dan gününü seçebiliriz. İstediğimiz yılda, istediğimiz tarihte. Mesela 2019'un Temmuz ayının 10'unu seçeyim. Miktarı mesela 500 geleceğim. 500 yazar yazmaz. Yukarı alınan tutar da 500 oldu. Çeki ekledersem çeki ekleyip çekin içini yeşil yapıyor. Örnek olarak hatta tam tutarım 200 diyeyim. Arkadaşlar 200 dediğimde de şurada da bekliyor yazıyor görüyorsunuz değil mi? Hani bunun 249 yazsam gene bekliyor diyecek. Ama 250 yazarsam ödendi diyor. Gördüğünüz gibi. Demiştik zaten biz kapatalım. Şu sayfayı yenileyelim. Sol üst tarafta yenile butonumuz var. Gördüğünüz gibi son eklediğim ürün burada. Bu son eklediğimiz ürüne bir ödeme işlemi alalım. Ödeme işlemlerine geldim. Daha önceden programı yaparken denediğim veriler çıktı. En aşağıda da bizim en son eklediğimiz ürün var. Sehpa. Şuradan gördüğümüz gibi Ahmet Yalçın'a gitmiş. Ne yapalım? Sehpa'ya. Mesela 10 lira ödesin adam. Öde diyelim. Ödendi. En aşağıya gelelim. Bakın 200 lira ödeme almıştım. 10 lira daha aldım. 210 lira ödemesi oldu. Kapatayım. Yenileyeyim. Gördüğünüz gibi hemen değişti. Bakiye 40 yani bize 40 lira borcu var. Bu Ahmet Yalçın. Şimdi sipariş ekli kısmından sipariş ekleyebiliyoruz. Eklediğimiz siparişler gene bu kısma geliyor. Eğer bekleme durumundaysa bakın şurada da bekliyor yazıyor. Mesela sıra numarası diyor. Sıra numarasını bilmiyorsanız direkt buradan eklediğiniz adlar buraya geliyor. Mesela Ahmet Yalçın. Buna bastığımda sıra numarası Ahmet Yalçın otomatik geliyor. Ürünün adetini, tutarını yazıyoruz. Sonra sipariş ekle diyoruz. Ekliyor. Ha, bunda da mesela şöyle bir şey var. Mesela 20 diyeyim. Buraya 30 diyeyim. 600. Buraya da 600 yazarsam ödendi. Ya da 599 yazarsam bekliyor diyor gene. Haberiniz olsun. Sipariş ekle kısmından ekleyebiliyorsunuz. Çıktı al kısmından buradaki tablonun çıktısını alabiliyorsunuz. Şu çıktı al kısmından. Müşterilerimizin eksesi var bir de arkadaşlar. Ne alınmış, ne verilmiş diye. Mesela burada herkesinki var ama ilk önce kiminki ne istiyorsanız yani. Mesela şu bunu istiyorsunuz. Ara dersiniz sadece onlar gelir buraya. Hani aynı sıra numarasında olanlar gelir. Aynı kişi der. Aynı kişiler derken bakın Ahmet Yalçın'a eklemiştim hatırlarsınız. SPA almıştı bizden 5 adet. Tutarını 50 demiştik. 250. Önceden 200 vermiş. 50 lira borcu varmış. Sonradan 10 lira daha ödemiş. 40 lira borcu kalmış. Bunun gibi.
Ön izlemeye basıp direkt çıktısını alabilirsiniz. Sipariş ekli kısmını gösterdim. Müşteri düzenli kısmımız var. Örnek veriyorum. Birisi Ahmet Yalçın'a biz bir şey eklemiş miydik? Eklemişiz. E-posta adresi. Rastgele girmiştik. Daha değişik bir şey ekleyeyim. Güncellediğim. Geri aşağı gelip Ahmet Yalçın'a bastığımda şuradan e-posta adresinin değiştiğini görebiliriz. E-mail adresinin. Kapatıyorum. Gelirgiler kısmımız var arkadaşlar. Gelirgilerde çalışanlarımızı ekliyoruz. Çalışana basıyorum mesela. Çalışanlarımız şu an iki kişi çalışıyor. Bir ben kendimi ekledim. Bir de Mahmut adında örnek olarak birisini ekledim. Hadi biz birisini daha ekleyelim buraya. İsmin olsun Ecevit. Ecevit. Maaşın olsun 2000 TL. Bunu buradan bir de bugünü seçelim. Ha, 31 olarak görüyor bugünü. Aynen 31'i zaten. Ekle dedim. Çalışan eklendi. Arkadaşlar çalışanın ismini yazmak zorundayız. Bunu en baştan söyleyeyim. Kapatıyorum. Bu sayfaya gelmedi. Yenile yapıyorum. Geldi. Şimdi Ecevit kişisini görüyoruz. Ecevit'in maaşı 2000. Devamsızlığı yok. Geçiş yok. Mesaisi yok. Alanı yok. O yüzden hak edişi 2000. Gene aynı ücret oldu. Mesela Ecevit kişisi gelmemiş olsun. Şuraya da en son Mahmut'a tıkladığım için Mahmut'u almış. Şuraya Ecevit'i tıklarsam Ecevit'i alacak. Devamsızlık bölümünde Ecevit'e mesela maaşını güncellemek istiyorsam direkt buradan 1900 yazıp güncelle diyebilirim. Ya da şu sadece geldi gittisini ayarlamak istiyorsam geldiye basarsam direkt gelmedi oluyor. Buton da gelmedi oluyor. Devamsızlık ekliyor. Devamsızlık eklendi. Tamam dedim. Ben maaşı da güncelledi gene de. 1900 yazdığım için buraya. Devamsızlığına da bir ekledi. Maaşını geri 2000 yapayım. Geldi olsun. Oynamasın. Tamam. Maaş geri 2000 oldu. Devamsızlığı 1. Mesai ve geç gelmesine bakalım arkadaşlar. Diyelim 5 saat mesai yapmış olsun. Ekleyelim. Ekleme başarılı. 5 saat. Diyelim hadi 1 saatte yarın yapmış olsun. Bir daha ekledim. Ekleme başarılı. 6 saat oldu. Bir de geç ekleyelim buna. Diyelim bugün 2 saat geç geldi. Ekle dedim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi 2 saat geç geldi. Alacak kısmına geliyoruz. Bu Ecevit kişisi eğer sizden ay içerisinde para almışsa mesela bugün geldi benden 50 TL para aldı. Öde dedim. 50 TL ödendi dedi. Tamam. Gördüğünüz gibi 50 TL buraya geldi. Bir de bizden bugün içerisinde bir daha para aldı olsun. Mesela bir hafta sonra bir daha bir kaç 100 TL para almış olsun. Öde diyoruz. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi Ecevit'in alınanı 150 TL. Hak edişi 1850 TL. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 2000 TL'den 150'ye düştü. Bunu buldu. Ama geç gelmeyle mesai düşmedi. Onu siz belirliyorsunuz aylık kısmında. Hani Ecevit'in normal maaşı yazıyor. Devamsızlığı yazıyor. Aldığı para yazıyor. Geç kalması mesaisi yazıyor. Size örnek veriyorum. Geç kalmasına geç kaldığında 5 lira para keselim. Geç kalmasından 10 lira para oldu. Mesaisinde de 6 yazıyor. 6 saat mesai yapmış. 7, 8 lira yapalım. 6 kere 8, 48 direkt mesaiyi buraya yazdı. Hesapla dersek bize hak ettiği tutarı söylüyor. Mesai ücreti 48 lira. Geç kalması 10 lira. Devamsızlık kesintisi 66 lira. Bir günden 66 TL para kesti. Hani 30'u 2030'da bölüyor ve bir günü buluyor. Bir günü de böylesini bulmuş. Hak edişe geldiğimizde şimdi 66 lirayı arkadaşlar 66 ile 10 lirayı topluyor 76. 76'dan da 48'i çıkarıp buradan çıkarıyor. Toplam 1971 TL 33 kuruş buldu. Basamakları çok. Aslında bunu yuvarlama yaptırabilirim. Ama yuvarlama yapmasın. Böyle bize daha kesin sonuçlar versin. Bizim için daha iyi olabilir. 1971 buradan alınan tutarı düşmedi. Alınan tutarı da düşmesi lazım. Bunu videonun sonunda ayarlanmış olarak şeyi atabilirim aslında programa. Ayarlayabilirim. Sadece şu 150 TL'yi eklettirmem lazım buraya da. O gözümüzden kaçmış herhalde. Ödeyerek de ödeyebiliyoruz. Şimdi ödeme yaptırmayacağım. Başka size ne gösterebilirim? Şu tablomuzu yine tekrar deneyelim. Mesela buradan silmek istediğiniz bir kişi var. Ecevit'i sileceğiz geri. Ecevit'in üzerine tıklayarak sil dersiniz. Ecevit'i silersiniz. İşçi çıktıktan sonra. Geriye aylık tablosundan başka gösterebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Geç kalmayı zaten geç geldiğiyle mesai gösterdim size. Devamsızlığı da gösterdim.
Maaş güncellemeyi de buradan yapıyoruz. Güncelleye basıyoruz. Kapattım oraya. Bir de bizim kasamız var. Kasamızda şu an tüm tarihlerde işlem yapılmış durumda. Ben mesela buraya bir tarih gireceğim. Ayın 1'inden 13'üne dedim. Pardon, 13'ün tekrardan aynı yerden seçiş yaptım. 13'ünden mesela 13'ü ne olsun? Tamam dedim. Hiçbir şey bulamadı. 13'ünden 14'ü tamam diyorum. 13'ünden 14'üne sadece 14'ünde işlem yapılmış. 13'ünde hiç işlem yapılmamış. 14'ünde bize kasayı topladı, getirdi. Mesela 5.000 lira şuradan tavanızadan şey almış, oradan artıya geçmiş. Kasa 2.813 TL. Gelir 5.768. Gider bu. Kalan kasa bu. Gibi gösteriyor. Çıktı al kısmından gene kasayı çıktı alabiliyorsunuz. Ama bu seçilen tarihler arasında çıktı alıyor sadece. Şu iki tarihi seçiyorsunuz yani genelini almıyor. Şu bu hangi tarihler arasında seçerseniz onu alır. Mesela ben bunu bir geri tarihi alayım. Mesela Nisan'ın biri olsun. Hani o zamandan beri kullanmıyorum ama geniş tarih alayım diye yaptım bunu. Tamam dedim. Bana hepsini getirdi. Zaten kasayı kapatıp açtığında gene hepsini getiriyor. Çıktı hal dedim de gördüğünüz gibi bakın ayın 14'ü var, ayın 3'ü var. İkinci ayın 3'ü var. Ayın 14'ü var. Gene aynı tarihler aslında. O tarihlerde kullanmışım ben. Kasamızda bu şekilde. Ha, bu sahada da hızlı satış bölümümüz var. Hani şey yapmak istemezsiniz. Sadece firma adı yazarsınız. Tutar tarih yazıp sepete ekle yaparsınız. Sipariş ekle yaparsınız. Siparişinizi ekleyebilirsiniz. Sol tarafta veya sağ alt bölümde benim telefon numaram ve detaylar bölümünde de telefon numaram ekleyeceğim. Siz oradan telefon numaramdan bana ulaşabilir. Bu programı satın alabilirsiniz. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.